Peki şimdi EYT'liler için nasıl bir süreç işleyecek? İlk etapta yapılacak şey düzenlemenin mecliste görüşülüp yasalaşmasını beklemek. Çünkü tüm ayrıntılar meclise sunulacak kanun teklifiyle netleşecek. Akıllardaki en önemli soru ilk maaşların ne zaman hesaplara yatacağı? Süreç nasıl işleyecek? SGK'ya ne zaman başvuru yapmak gerekiyor ve EYT'lilerin emekli maaşında bir farklılık olacak mı? Bunun gibi pek çok sorunun yanıtına haberimize bakacağız. 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini varsayar isek. Biz Cumhurbaşkanımıza, liderimize güveniyoruz, inanıyoruz. Herkese hayırlı olsun. Yani EYT düzenlemesi son 25 yılın sosyal güvenlik sistemindeki en büyük fenomeniydi. Emeklilikte yaşa takılanlar düğümü çözüldü. Şimdi düzenlemenin yasalaşması gerekiyor. 3 Ocak'ta basın toplantısıyla meclise sunulacak, önce komisyonda görüşülecek EYT düzenlemesi için gözler artık bu salonda olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen düzenleme genel kurulda görüşüldükten sonra yasalaşacak. Beklemişiz, biraz daha bekleriz. Yapacak bir şey yok. EYT'liler Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrasında daha yasa çıkmadan SGK'ların yolunu tuttu. Ancak henüz başvurular alınmıyor. Çünkü kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayıyla resmi gazetede yayınlanacak. Bu yayınlama tarihinden sonra düzenleme hayatımıza girmiş olacak. Ben emekli olduktan sonra ilk maaşı ne zaman alacağım? Düzenlemenin 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini varsayar isek, Ocak ayı içerisinde yapılan talepler 1 Şubat itibarıyla SGK tarafından hesaplanıp kendilerine bağlanacak. Dolayısıyla Mart'ın yani 23 ile 25'i arasında ilk emekli aylıkları bağlanacak. Peki süreç nasıl işleyecek? EYT'lilerin önce istifa etmesi gerekiyor. Çıkış işlemi yapıldıktan sonra SGK'ya gidip emekli aylığı tahsis talebinde bulunulacak. Bu işlem E-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Emekli olacağım zaman ne kadar maaş alacağım? 5000 günle emekli olacağını varsayarsak, bu 5000 gününde asgari ücretten ödendiğini düşünürsek, 5500-6000 arasında bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacaktır. Prime esas kazanç ne kadar yüksekse 5000 yerine 6000-7000 bin, bin gün çalışmaları varsa bu durumda bu rakamın 8.500-9.000'e kadar uzanması mümkün. Arama motoruna bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusunu yazıp arattığınızda karşınıza Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sayfası çıkıyor. Bu sayfaya tıklayıp sizden istenilen bilgileri doldurduktan sonra yaptığınız sorgulamayla da ne kadar maaş alacağınızı öğrenebiliyorsunuz. En düşük emekli maaşı şu an 3.500 lira. Ancak yeni yıl zammıyla birlikte bu rakamın 5.500'e çıkması bekleniyor. Bu sene emeklilere zam yapıldı biz de peki bu zamlardan yararlanacak mıyız? Ocak zammı eklenecek. Dolayısıyla zam açısından bir kayıpları olmayacak. Ben şimdi emekli olmasam 7. ayda 8. ayda ikinci zam geldiğinde emekli olsam daha yüksekten bağlanır acaba maaşım? Bu haklarını kullanmayıp özellikle sigorta primine esas kazanç tavanı üzerinden bu aylığım daha yükselsin diye çalışmayı tercih edebilirler. Burada önemli olan vazgeçilen emekli aylığı ile elde edilen ücretin aylığa yansımasının karşılaştırılması olacak. Benim tavsiyem doğmuş bir hakkın kullanılması ve hem kıdem tazminatı hem emekli aylığının alınıp mümkünse aynı iş yerinde çalışmaya devam edilmesidir. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenlerin ise işverenle yeniden bir sözleşme imzalaması, hatta kıdem tazminatı konusunda da karşılıklı olarak anlaşması gerekiyor. Akıllardaki bir diğer soruysa prim borçlanmasının nasıl yapılacağı. Bu borçlanmalara ilişkin ilgili ekrandan öncelikle iki bilginin girilmesi gerekiyor. Birincisi borçlanmaya konu sürenin hangi tarihler arasında olduğu. Bu tarihler girildikten sonra SGK bunları inceliyor. Gerçekten borçlanabilecek bir süre ise bu günler için seçtiğiniz prime esas kazanç üzerinden bir borçlanma bedeli iletiyorsunuz SGK'ya. Prim günü ya da yıl şartını doldurmamış olanların endişelenmesine gerek yok. Eksik şartlar yerine geldiğinde zaman içinde onlar da emekli edilecek.